Tekrar yurda dönelim. AK Parti'nin milletvekili adayları Barış Aydın, Mücahit Aslan ve Mahir Ünal, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği'ni ziyaret ederek Alevilerin sorunlarını dinledi. CHP ve HDP'nin Alevilere yönelik vaatlerini eleştiren Dernek Başkanı Özdemir Özdemir ise artık sol partilerin politikalarına alet olmayacağız dedi. Bursa'ndaki tellere nameler gelsin dillere. 7 Haziran seçimleri yaklaşırken partiler Alevilere yönelik vaat ve projelerle de sahaya indi. Alevi problemi kaldı Türkiye'nin. İnşallah Alevi yurttaşlarımızın da problemi çözüldüğü zaman Alevi yurttaşlarımız da refaha kavuşacak. AK Parti Ankara Milletvekili adayları Barış Aydın, Mücahit Arslan ve Kahramanmaraş adayı Mahir Ünal, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği'ni ziyaret etti. Alevilerin sorunlarını birinci ağızdan dinledi. İnşallah bu ülkenin birlikte beraberliği için bundan sonra beraber hep beraber çalışacağız. Saygılar sunuyorum. 2023 hedeflerine hep beraber ulaşacaktır diyor. Bizi bugün derneğinizde kabul ettiğiniz için ve buraya geldiğiniz için hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Aleviler muhalefetin vaatlerine ise tepkili. Hiçbir sol partinin politikalarına alet ya da malzeme olmayacak Alevi yurttaşlar. HDP ve CHP'nin vaatlerini marjinal olarak değerlendiren Dernek Başkanı Özdemir Özdemir taleplerini sıraladı. Alevilerin dergahlarının açılmasını istiyoruz biz. Bizim Diyanet'te bir problemimiz yok. Var olan bir kurumun içinde Alevilerin de temsil edilmesini biz istiyoruz. Ama bunu kalkıp da Diyanet'i lave edeceğim. Bakın bunların hepsi marjinal istekler. Olmayacak şeyler. HDP'nin oy avcılığı, Alevilerden olay avcılığı yapması, bir takım aşırı uç Alevi yurttaşları sıralamalarına koyması, Anadolu'da yaşayan 15 milyon, 16 milyon Alevi hiçbir şekilde etkilemez. Bunun örneğini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anadolu'da yaşayan Türkmen Alevileri çok açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık destek vererek kanıtladılar. Özdemir, Alevilerin sokağa dökülmeye çalışıldığını öne sürdü ve uyardı. Son 3 ayda Alevilerin içine sızmaya sızan bir çakma federasyonun şu anda Alevi cemevlerini tek tek gezip Alevi yurttaşları Haziran ayında tekrar AK Parti hükümete gelirse sokağa dökmeye çalışan insanlar var. Ve bunlar nasıl Pensilvanya Türkiye'yi bir takım paralel güçleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmeye, seçilmiş hükümetini devirmeye çalıştıysa aynı onun uzantıları da şu anda cemevlerinde gezerek Alevi yurttaşları sokağa dökmeye çalışıyorlar. 2010